Merhabalar kıymetli takipçilerim. Dört ana bulgu. Bu bulgulardan bir tanesinin üst başlığı unutkanlık. Anahtarı nereye koydum? Acaba bugün ne yapacaktım? Kağıdı nereye koydum? Bu bulmacanın cevabı neydi? Eşimin doğum tarihi neydi? Gibi unutkanlıkla ilgili bulgular. İkincisi, öfke patlamaları. Ağlama nöbetleri, sıkılganlık, iç huzursuzluğu, kaygılar, derin hisler, enerjiyi toplayamamak, duygusal çöküntülük, yani duygu durum bozukları. Bir üçüncüsü, bacaklarda, ellerde, kollarda uyuşma, denge bozuklukları, kulak çınlaması, sarhoşvari yürümekler. Özellikle kot pantolonu, pantolon, mayo, iç çamaşır giyince lastiklerden rahatsız olma. Ayak bileğini çorabın sarması, çoraptan rahatsız olma. Ayakların yanması ya da ayakların donması. Yani özellikle nörolojik bulgular. Ve son olarak da saç dökülmesi, cilt kuruluğu, özellikle ağızda sık sık alt, dilde kızarıklık, kızarma ve şişme, ağız içinde yaralar. İşte bu dört bulgu, yani unutkanlık, yani duygusal durum değişiklikleri, özellikle nörolojik bulgular, uyuşma, karıncalaşma, yanma, donma gibi. Ve son olarak da vücuttaki ciltte, saçta, dilde, ağızdaki bu tür özellikle bulgular size lütfen B12 vitamin eksikliğini düşündürsün ve lütfen kanda baktırın. Hem B12'ye hem de homosistein denilen bir enzime. Özellikle bu ikisine baktırın ve laboratuvardaki kayıtlara, rakamlara bağlı olmaksızın B12 vitamininizin 500'e yakın, hatta 500'ün yukarıda olmasına lütfen dikkat edin. Homosistein miktarınızın da kanda 6-8 ama 13'ün yukarısında olmamasına dikkat edin. Ve geliyoruz en önemli olaya. Lütfen tedavide içerisinde metil kobalamin olan, mümkünse dilde eriyen ve ağza sprey olarak sıkılan formları kullanın. Yutulan formları ya da iğne formları lütfen kullanmamaya özellikle dikkat ediniz. Metil kobalamin olacak, ağızda eriyen, dilde eriyen ya da ağızda sprey şekli uygulanan formları kullanmaya özellikle dikkat edin. Şifa olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.